Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 4-10 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, güneş burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğan tüm balıkların doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen balıklarımız güneş yükselen burcunuz üzerinde yaratıcılığınızı arttırıyor, yaşam gücünüzü arttırıyor, parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz ve önümüzdeki hafta başı burcunuzda önemli bir yeni ay doğacak. Bu hafta genelinde ay ışığını yavaş yavaş kapatacak, azaltacak ve önümüzdeki yeni aya hazırlanacağız. Pazartesi günü Ay Yay burcunda olacak. Pazartesi günü iş konuları, kariyer konuları, sorumluluklarınız biraz öne çıkmakla birlikte daha karışık, belirsiz enerjiler altında da olabilirsiniz. Yanılgılara, yanlış anlaşılmalara dikkat etmekte fayda var özellikle üstlerle ilişkilerde aile büyükleriyle olan ilişkilerde salı günü ay oğlak burcuna geçecek salı ve çarşamba günü daha planlı programlı hareket etmeniz işlerinize odaklanmanız ve sonuçlar almanız mümkün görünüyor arkadaşlarla birlikte de bir arada olabilirsiniz bazı özel toplantılara da katılabilirsiniz ay oğlak burcunda e, duygularınızı dengelemenizi sağlayabilir daha mantıklı, daha sağduyulu hareket edebilirsiniz. Ve Mars ve Venüs hafta boyunca Kova burcunda olacak 12. evinizde. Perşembeden itibaren Ay da Kova burcuna geçiyor. Dolayısıyla özellikle biraz daha bilinçaltınızla ilgili konular, işte maneviyatla ilgili konular, e, yalnız başınıza yapacağınız işler buralardaki e, meşguliyetleriniz hafta sonuna doğru da günlük hayatınıza girebilir. Cuma gününe biraz dikkat edin. Mars Uranüs karesi bilinçaltınızda huzursuzluklar, gerginlikler, stres yaratabilir. Uyku sorunları yaşayabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca kendinizi rahatlatacak, stresinizi azaltacak faaliyetlere önem verin. E, maneviyatla ilgilenmek, işte e, konulara odaklanmak ibadet, meditasyon tarzı, dua çalışmaları, falan bunlar çok faydalı olabilir sizin adınıza. Burcunuzda birleşen Neptün ve Merkür de sezgilerinizi güçlendiriyor. Yaratıcılığınızı arttırıyor. Özellikle sanatla ilgilenmeniz, tasarım işleriyle ilgilenmeniz, bir şeyleri yazmanız, üretmeniz, müzikle ilgilenmeniz mümkün. Buralarda çok güçlü bir ilham akışı sanatsal bir yetenekte ortaya çıkarabilirsiniz bu hafta. Ay düğümlerinde kuzey yönlü bir şiron kavuşumu var ki para evinizde olacak. Eğer parayla ilgili bir yetersizliğiniz varsa ki olabilir şu anda herkesin hissettiği bir durum. Çözülmesi gereken bir konu varsa bu bir işle ilgili bir konu olabilir. Ya da bir iş arayışınız, para kazanma yolu ve benzeri konular olabilir. Doğru bir rehberlik almanız, doğru bir bilgiyi bilgiyle karşılaşmanız ya da bir sorunu çözebilecek danışmanlarla karşılaşmanız mümkün görünüyor. Bu haftanın işaretlerini de özellikle takip edip değerlendirmeye çalışın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.